yarım dünya güzeli, kara kaş kara gözlü yarım meleke. Yarım dünya güzeli, kara kaş kara gözlü yarım meleke. Yarım fidan boyludur, yürek ateş boyludur, aşkı bir hayal gibi yanan yüreğimde. Yarım fidan boyludur, yürek ateş boyludur, aşkı bir hayal gibi yanan yüreğimde. Yaramına bedende, çavreşana vagunde, yar malake. Ejda yare usane, binadare urmyane, hamretle vesine, defere bamın. Ejda yare usane, binadare urmyane, hamretle vesine, defere bamın. Dilo, şevdiyo, lo, dilo. Emredersiniz komutanım. Buradan ayrılma. İçeri kimseyi sokma. İhbar var. Koşan koşan. Çabuk çabuk çabuk. Ben nöbetçi doktorum. İçerideki kim o zaman? At silahını çabuk. Allah Allah, ameliyat mı? At silahını dedim sana. Yavaşça silahını bırak. Hiç şansın yok. Yine ucuz kurtuldun Miran. Şeytanla anlaşman olduğu belli. Biraz daha. Yok Altay. Kalk hadi. Gidelim hemen, bulalım Nevin'i bir an önce. Bulalım, sarılalım boğazına. Konuşana kadar da. Sen önce sakin olacaksın. Bu işi de bana bırakacaksın. Doyamadılar hala intikamı. Hala ikisi de doyamadılar intikamı. Daha ne yapabilirler ki? Benim canımı alsınlar artık doğrudan. Çünkü ben artık oğlum olmadan yaşamak istemiyorum. Thank you.
Hatay, arayıp durma. Hiç sana hesap verecek havamda değilim. Nevin açmıyor şu telefonu. Ne diyecek ki aç? Kusura bakma oğlunu alıkoyuyorum diyecek. Mardin'den Arif komiser arıyor. Buyurun komiserim. Altay, dün gece hastanede Miran'a bir saldırı düzenlendi. Öldü demeyin sakın komiserim. Sakın bana Miran öldü demeyin. Yok yok, saldırgan yakalandı. Büyük bir ihtimalle şu vasıf başladığı işi bitirmeye çalışıyor ama başaramadı. Aman neyse. Altay ne olmuş Miran'a? Hastanede birisi saldırmış. Ama yakalamışlar, merak etme. Bu arada şu MOBESE kayıtları İstanbul Emniyeti'ne iletildi. Nevin'i sorguya alacaklar bu görüntülerle ilgili. Bence bu büyük bir adım Altay. Elimizde çok sağlam bir kanıt var artık. Buradan bir şeyler çıkacak gibime geliyor. İnşallah komiser bey, inşallah. Neyse, haber verdiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. MOBESE görüntüleriyle ilgili Nevin'e emniyeti alıyorlarmış. Aman ne iyi. O da zaten bülbül gibi şakıyacaktı ne halt ettiğini. Asmin ama bu sefer görüntülü bir kanıt var elimizde. Altay kanıt falan sökmüyor bunlara görmüyor musun? Kanıt, kanun, baskı, adalet bunların hiçbirisini sökmüyor bunlara. Ya kötülük diyarında bunların bir kıymeti yok ki. Bizim de artık bunların dilinden konuşmamız lazım. Onların anlayacağı dilden konuşmamız lazım bir yere varabilmek. Alacaksın dişlerini sökeceksin. O zaman bak nasıl konuşuyorlar. Dillerini keseceksin bak nasıl konuşuyorlar o zaman. Sakin ol. Yıpratma kendini daha fazla. Bak ben seni bu şekilde yalnız bırakamam burada. Fikret'i arayacağım. Gelsin senin yanında dursun biraz. Hem yardım eder sana. Konuşursunuz biraz ha? Nevin Batı Gün'le görüşmek istiyoruz. Konu neydi acaba? Bir zahmet çağırın siz. Haber veriyorum. Geldi. Polisler mi? Ne istiyorlarmış? Nevin Hanım'ı görmek istiyorlarmış. Önce size haber vermek istedim. Neden emniyete geleyim beyefendi ben durup dururken? Daha yeni evimi talan etmediniz mi? Ne istiyorsunuz hala? Hanımefendi zorluk çıkarmayın. Emniyetin elinde Altay Batıgün'ün oğlunun kaçırılmasıyla ilgili şansınızı da ilgilendiren bir takım yeni veriler var. Bu konuda sorgulanacaksınız. Ah yeter ama. Sürekli bu ailenin beni suçlayıp durmasından sıkıldım artık. Herkesi dava edeceğim. Herkesi. Sakin ol kızım. Gidip anlayalım nedir? Direnmenin manası yok. Avukat da alırız yanımıza. Gerçekler nasıl olsa ortaya çıkar. Hiçbir şeyin çıktığı yok baba. Bunlar sadece beni huzursuz etmekten zevk alıyorlar. Benim o insanlarla Altay'ın eski karısı olmam dışında hiçbir ilgim alakam yok ki. Ya bana ne çocukları kaçırıldıysa. Sırf benim hayatımı karartmak için yapıyorlar. Gitmiyorum emniyete falan. Yeter artık ya! Tamam. Güler hatalı. Ama senin de kabahatin çok büyük. Loğusa kadını böyle bırakıp gitmeyecektin annenin evine. Daha dur bakalım. Daha ne engeller, ne belalar çıkacak önünüze. İlkinde bırakıp kaçacaktınız. Bu muydu kavliniz? Madem ilk köşede bırakacaktın, ne diye yola çıktınız ha? Ne diye çocuk yaptınız? Haklısın Peyman Baba. Benim de aklım başıma geldi ama o kıyadan çıktı bir kere. Güle istemez artık beni. Geri almaz. Nasıl almıyoruz seni? Onun hali nicedir sen bilir misin? Saldırgan sorgusunda kendisini vasıfın azmettirdiğini itiraf etti. Ulan köpek Vasıf. Beni bu hale koyduğun yetmiyor. Hala uğraşıyorsun. Sizi yarın başka bir hastaneye nakledeceğiz. Doktorlarınız da izin verdi. Emniyetiniz açısından böyle gerekiyor. Tamam. Sağ olasın. Ulan itin soyu. Ulan köpek. Ulan parçalayacağım seni. Parçalayacağım ulan seni. Come on!
Evet, bu benim. Miran Bedirhan'ı ziyarete gittim. Ne var bunda? Hem nasıl girdim ben oraya? Tünel kazarak mı girdim hapishaneye? Müdürün izniyle girmedim mi ben oraya? Hayır, ne var bunda problem olan anlamadım. Hangi kanun maddesini ihlal etmişim sorabilir miyim? Bunu nasıl açıklayacaksınız peki? Yanınızdaki bayanın Miran'ın eşi Fatma, çocuğun da Altay Batıgün'ün kaçıran çocuğu olduğunu düşünüyor. Düşünün tabii. Düşünmekte özgürsünüz ama ispat da etmeniz gerekiyor, öyle değil mi? Bakın, başka insanlar da başkalarının yanından geçiyor. Bakın şu adam Bakırköy canavarına benzemiyor mu? O da benim yanımdan geçiyor. Demek ki benim suç oldu. Bakın Nevin Hanım'ın söylemek istediği şu. Kendisini böyle temelsiz şeylerle suçlayamazsınız. Bu kişiler dediğiniz insanlar olsalar bile Nevin Hanım'ın yanından geçmek dışında bir ilinti görünmüyor burada. Üzgünüm ama her yanından geçenin hesabını size vermek mecburiyetinde değilim. Sizin beceriksizliğinizin kurbanı ben olmayacağım. Aylardır Altay'ın olduğunu bulamadınız. Bunun acısını ikide bir de benden çıkartmaya kalkmayın. Sana ne Maryam'ın dırdırında? Sen kaynana görmemişsin. Kapın ayrı, bacan ayrı. Ya dip dibe aynı evde otursaydınız ne olacaktı? 40 yılın başı gelip iki çift laf söylese ne olacak? Ha ha dersin geçersin. Sen kocana bak. Bunca zamandır birbirinize bir kırgınlığınız, bir dargınlığınız oldu mu? Yok. Bu yüzden adamı hırpalamanın alemi var mı yavrum? Haklısın Dildar ana. Gabriel'i kırdım boşu boşuna. Ama o sinirli oldu işte bir şeyler. Ok yaydan çıktı bir kere. Beni affetmez asla. Bak bakalım affeder mi affetmez mi? Gel, gel yavrum gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dildar Ana. Ah çocuklar ah. Sevdanızın, bugünlerinizin kıymetini bilin. Yapmayın böyle. Yok Dildar Hanım. Bugünler bugünler diyerek bana kocamış mı demek istiyorsun? Sen hadi şu bebeği kucakla da bir içeri gel bakalım. Bana hesap vereceksin. Kim kocamış göstereceğim sana. Yavrum gel yavrum. Gel kuzum sen gel. Bunlar senin için. Beni affettin mi? Asıl sen beni affettin mi? Evi terk ettiğim için. Seni seviyorum Gabriel. Bir daha aşık bir şeyin aramıza girmeyeceğine söz veriyorum. Ben de seni seviyorum. İyi. Haydi hazırlan. Birlikte anamın evine taşınıyoruz. Ne? Sen ya, dur, vallahi şaka yaptım. Dur şaka. Ulan şerefsiz Vasıf. Ulan köpeğin soyu. Ulan vicdansız! Beni bu hale koyduğu yetmiyormuş gibi hala adam salıyor üzerime. Ulan ben buradan çıkınca seni verdim. Ulan ben bunları sana bir sormaz mıyım? Dur oğlum sinirlenme. Dikişlerin patlayacak. Gel, gel. Bak, sen iyileşmene bak. Sana huzur lazım şimdi. İyi şeyler düşün. Evladını düşün. Hala. Görüyor musun? Beni buradan hala nakledecekler. Ama o ***'cum oğlu rahat durmaz. Gittiğim yerde de beni buldurur, üzerime adam salar. Bana bak Allah. Bu işin boku çıkmadan buradan uzamamız lazım. Baksana, yarım adam kaldık. O şerefsiz rahat durmayacak. Elim kolum bağlı benim de. O iş tamamdır. Hallediyorum. Vallahi senden korkulur. Aklından ne geçiyor gene? Ha? Dur hele. Zamanı gelince görürsün. Bu seni biraz rahatlatır Asmi. Uyu istersen ha. Üzerini örtelim. Asmin,
Bak bu kadar fırtınalı denizlerden sonra tam kara görünmüşken pes etmek sana yakışıyor mu hiç? Yalnız değilsin. Güçsüz de değilsin. Sadece biraz sinirlerim bozulmuş. Toparlanacaksın ve mücadeleye devam edeceksin. Tamam mı? Sana yakışan budur. Sağ ol Fikret. Bu yine iyi geldi galiba. Biraz uyuyayım ben. Fikret, benim Nevin'i bulmam gerekiyor. Sen Asmin'e mukayyet ol. Tamam, merak etme. Nevin, kızım bekle. Gel şöyle seninle bir yerde oturup konuşalım biraz. Hiç sırası değil baba. Sinirlerim alt üst oldu. Yalnız kalmak istiyorum. Sen bana sabır ver Allah'ım. Endişelenmeyin. Bırakalım da biraz sakinleşsin. Hala dönmediler memleketten. Hayır Altay Bey. Dönmediler. Helikopter dışında her iş tamam. Şimdi onu nasıl tedarik edeceğiz onu konuşalım. İşin o kısmı bana ait. Siz kendi vazifenizi eksiksiz yapın. Gerisi tamamdır. Merhaba kızım. Senden mühim bir ricam var. Bana güvenilir bir yerden bir helikopter lazım. Nedir? Niyedir diye sorma. Nereden kiralarız? Nasıl yaparız? Bir akıl danışacağım sana. Tamam. Siz nereye ne zaman istiyorsunuz onu söyleyin. Gerisini ben hallederim. Efendim bir dakika. Müsaadenizle çantayla bavulu arayabilir miyiz? Bir şey yok ki oğlum. Birkaç parça temiz üst baş. Olsun yine de arayabilir miyiz? Peki. Hoş gelmesin halam. Ne getirdi bakalım öyle? Diyarbakır'a naklin. Yarın sabah çok erken yapılacak oğlum. Tedariğimiz tamamdır. Hala tamamdır da. Ne edeceğiz vakit dar. Merak etmeyesin bir anı. Bu tarafta her şey hazır. İstanbul'daki dostlarımız da sağ olsunlar. Ellerinden geleni yapmışlardır. Allah izin verirse yarın ferah çıkacağız. Hadi bakalım. Gazamız mübarek ola. Ya ben arkamı dağlara yaslamışım da haberim yok. Allah senden razı olsun. Bırak şimdi bunları. Vazifem bu benim. Kimim var senden başka? Bir tek işim var bu hayatta. O da sana sahip çıkmak. Başkaca ihtiyaçların ambulansta teslim edilecek. Her şeyi ayarladım. Tamam mı?
kapıda arama var diye yanımda getirmedim. Selamete çıkana kadar bunlar sana bol bol yeter oğlum. Bana bak hala. Sen benim anamsın. Sen benim başımın tacısın. Seni başım üstünde taşıyacağım. Allah en kısa zamanda bir daha kavuşmak nasip etsin. Amin. Yitirdin değil mi? Artık oğlumuza asla kavuşamayacağız. Asmin sen neler söylüyorsun? Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem. Öyle hissettim. Bakışlarında ilk günlerdeki gibi ateş, hırs göremiyorum artık Altay. Asmin, bana bakar mısın canım? Yaşadığım sürece oğlumuzu aramaktan vazgeçmeyeceğim ben. Bunu da sakın unutma, tamam mı? Bizim tek dayanağımız sensin. Sen de sakın bunu aklından çıkarma, olur mu? Biliyorum bir tane. Biliyorum bebeğim. Hazırız komutanım. Sevkiyat'a eşlik edecek olan araç geldi. Ambulans yanında bekliyor. Tamam Orhan. Siz hazırsanız mahkum da hazır. Götürebilirsiniz. Hemşire hanım, kaldırın mahkumu. Şöyle böyle alalım sizi. Yavaş ama dikkatli olun. Hadi bakalım hala. Ayrılık vakti geldi çattı ha. Hadi selametle oğlum. Ben sık sık ziyaretine gelirim senin. Gideceğiz hastaneye, haber verdik Miran Bey. Dosyasını da gidince doktoruna verirsiniz. Tamam doktorum. Tamam hadi Orhan, tak kelepçeyi. Aa tövbe tövbe. Bu halinde kelepçe mi takacaksınız? Yani vallahi pes doğrusu yüzbaşım. Şu halime bir baksana, soluğu nereden alıyoruz? Bu kadar askerin arasında tangur mangur kaçacak halimiz yok değil mi? Yüzbaşım, ambulansa indirip bindirirken zorluk yaşarız ama siz bilirsiniz tabii. Tamam Nesan, buyurun. Hadi çıkın bir an önce yola. Hadi bakalım hala. Hakkını helal et. Helal olsun oğlum. Hadi selam. Hemşire hanım, doktor bey. Siz de hakkınızı helal edin. Çok emeğiniz geçti bize. Geçmiş olsun. Hadi hadi hadi. Kalın sağlıcakla. Asmin.
Yasmin! Sabahın köründe nereye gider bu kız habersiz ya? Oğlum aç kapıyı. Bundan sonra komuta sende. Dikkatli ol, gözünü dört aç. Bu tilki de numara çoktur, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Aşağı inip araç çevresinde takibat alın. Kapıda da takibat alınsın. Mahkum nakledilecek kadar bir hiçbir iş yapılmasın. Nereye gittin yine Aspin? Ne yaptın yine? Sekreter subay, sen tutukluyan arkaya bin. Sen şoförün ambulans yanına geç. Emredersiniz komutanım. Orhan, hadi selametle gidin. Sağ olun komutanım. Herkes araçlara. Hazırız. Yola çıkmışlar. 5 dakikaya geçerler. Çalıştıralım. Günaydın. Günaydın Emine Hanım. Arayan soran var mı? Dün bütün gün Altay Bey sizi arayıp sordu. Diğer arayanlar da burada kayıp. Tamam, sağ ol Füsun. Kahvemi odama yollarsın. Tamam efendim. Aa, çok arayacaksın beni Altay, çok. İşte şimdi düştün elime. Bakalım bundan sonra ne yapacaksın? Müsait olduğunuzda kendisine uğramanızı rica etti. Tamam, giderim. Ha Füsun, sen bana Altay Bey'i bağla. Bakalım ne sıkıntısı varmış. Hemen Yemin Hanım. Altay, dün beni aramışsın, notunu aldım. Ama sana geri dönemedim. Tabii sen sebebini çok iyi biliyorsun. Neyi biliyormuşum Nevin? Neyi biliyormuşum? Sizin şu saçma sapan paranoyalarınız yüzünden ben bütün günü yine emniyette geçirdim Altay'cığım. Ama artık benim gerçekten sabrım taşmaya başladı. Sizi hala mahkemeye vermediysen bunun tek bir sebebi var Altay, biliyorsun. Sana olan sevgim elimi kolumu bağlıyor. Nevin,
Bu oyunlarından bıkmadın mı artık sen ha? Bir de karşıma geçmiş utanmadan mağdur oyunu oynuyorsun karşımda. Miran gibi bir katille suç ortaklığı yaparak kendini nasıl bir tehlikenin içine soktuğunun farkında mısın sen? Oğlumuzu saklayarak ne elde etmeye çalışıyorsun sen Nevin? Neyin hesabı bu hala? Ah canım, yazık size ya. O kadar sinirleriniz bozulmuş ki kendi gölgenizden bile şüphe eder duruma düşmüşsünüz. Bak sana iştenlikle bir şey söyleyeyim mi Altay? Elimde olsa çocuğunu bulur sana getiririm. Ama annesine değil. Sana getirirdim oğlum. Bunu bir düşün istersen canım, olur mu? Hanımefendi. Hanımefendi giremezsiniz. Giremezsiniz. Yeter artık ya. Bu delikanlıyla mı uğraşacağım ben bize? Bu ne cüret? Ne arıyor burada? Asmin orada mı? Nevin, Asmin orada mı? Hemen oraya geliyorum ben. Hanımefendi giremez. Bırak dedim, çekil. Bana bak Nevin. Bu işin ne senin olduğunu biliyorum. Oğlumu İstanbul'a sen getirdin şimdi. Ya güzellikle söylersin bana oğlumun nerede olduğunu, ya da yemin ediyorum ölü çıkar bu odadan. Füsun delirmiş bu kadın. Beni öldürmek istiyor. Delirdim, evet delirdim. Delirttiniz beni. Şimdi daha fazla delirmemi istemiyorsan söylersin oğlumun nerede olduğunu. Çekil. Yetişin! Konuşacaksın, öldürürüm seni! Anne! Duydum, öldürürüm seni! Yeter artık! Adam öldürüyor! Adam öldürüyor! Yetişin! Ne söylersin oğlum? Ben ya da getirmişsin! Duydun mu? Yeter! Her şeyin sorumlusu sensin! Oğlunu kaybettin! Oğlunu kaybettinse bütün suç senin! Yaktığın canların bedelini ödüyorsun! Kimseyi suçlamadan önce dön de bir kendine bak! Miran'ı mahvettin! Benim kocamı elimden çaldın! Bunların hepsi senin suçun Asmin! Yeter! 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 Asmin Hanım, lütfen rica ediyorum! Beynini dağıtacağım, dişten sıçtadım! Öldüreceğim seni! Lütfen. Sen mutsun işini! Seni yeni gör! Polis çağırın hemen! Tutukladın bu kadını! Geberteceğim seni! İlkelsin! Boş değilsin! Başına gelenlerin bin beterini hak ediyorsun sen! Bin beterini! Biraz daha hızlı olabilir miyiz lütfen? Çabuk. Tamam abi. Buradan mı sapacağız? Evet evet, buradan çabuk. Hazırız, beklemedeyiz. Tamamdır, kes yolu. Anlaşıldı abi. Asmin Hanım, alın şunu kullanın biraz lütfen, iyi gelir. Dayanamıyorum artık. Artık dayanamıyorum, kaldıramıyorum. Sizi anlıyorum ama bu kadar kapıp koyvermeyin kendinizi lütfen. Gel. Ne yapıyorlar? Hiç ses yok. Atıf Bey odasına götürdü, kapısını da kapattı. İnanamıyorum ya. Bir de şimdi odasını aldı, teselli mi ediyor? Ya kadın gelmiş burada beni öldürmeye çalışıyor. Babam da katilimle oturup sohbet ediyor, öyle mi? Ben şimdi gösteririm onu. Nevin Hanım, ne olur Nevin Hanım yapmayın. Çekil şuradan Füsun, çekil. Oturun şöyle lütfen. Niye yolun ortasında duruyor bu araç? Çevresine tertibat alın. Bu
Kaza mı olmuş bunun? Anlamadım, bakacağız. Hayırdır asker kardeş? Neye durduk? Anlamadım. Kaza var galiba. Yolu açarlar şimdi. Komiserim bakıyor. Şoförü nerede bu tırın? Yardım çağırmaya gitmiş olabilir mi komutanım? Biraz anlayacağız şimdi. Evraklar bunun içindeydi. Yavaş, yavaş kaçacağız zaten. Dikişleri patlatmayalım lan. Asmin nerede? Umarım cehennemdedir. Her kaybettiğini bana sormaktan ne zaman vazgeçeceksin Altay? Benim tepemin tasını attırma Nevin. Sen demedin mi az önce burada diye? Bekçisi miyim ben senin çatlak karının? Bak, elimden bir kaza çıkmadan al götür o manyağı buradan. Neredeyse az önce beni öldürüyordu. Ben yaşadığım sürece benim karımın saçının tek teline zarar verirsen eğer, bu sefer seni benim elimden kimse kurtaramaz Nevin. Aptalsın sen. Gerçekten. Ne buluyorsun şu meczup kadında? İnan anlamıyorum. Hiçbir zaman da anlayamayacaksın zaten. Sana Asmin nerede dedim. Öf! Babamın yanında. Al götür onu buradan, yoksa ben kendim attıracağım onu. Lütfen Asmin Hanım. Al. Götür beni buradan ne olur. Tamam canım, gideceğiz. Atıf baba sağ ol. Kusura bakma. O ne biçim laf oğlum? Asıl siz kusura bakmayın. Altay, ne oldu? Alo. Alo hala. Benim Minan. Allah'ıma şükürler olsun. Nasılsın evladım? Bir aksilik çıkmadı inşallah. Yok yok hala. Her şey yağ gibi aktı gitti vallahi. Nasıl hastaneden çıktık, nasıl yola düzüldük farkına bile varmadım ha. Şimdi ferah çıkınca daha uzun uzun görüşürüz. Kendinize iyi bakın ha. Ellerinizden öperim. Allah yolunu açık etsin. Hadi kal sağlıcakla. Ha, helikopterden inince bir ses, bir soluk verdi. Şöyle rahat bir nefes alayım evladım. Ne diyorsun hala, daha helikoptere mi bineceğiz? Senin de sürprizler hiç bitmiyor ha. Koskoca Miran, Bediran. Otobüse binip gidecek değildi herhalde İstanbul'a. Bir saate kalmaz. Emniyeti, askeri, dağ taş seni arayacak o. Ya başka ne yapacaktı? Ha?
oldu baba? Beni görmek istemişsin. Buyur şöyle geç otur da biraz konuşalım seninle. Vaktim yok babacığım, çıkıyorum. Bu gidişin gidiş değil Nevin. Yine bir şeyler çeviriyorsun biliyorum. Bak bu sefer başına büyük bir iş açacaksın ve seni ben bile kurtaramayacağım. Baba lütfen, senin paranoyalarını ayıracak vaktim yok. Kızın elinden zor kurtardık seni Nevin. Boşuna mı saldırdı sana yani? Evet baba. O kadının deli olduğunu daha kaç kez söyleyeceğim size? Aman neyse boş ver. Konuşamayacağım daha fazla. Yetişmem gereken bir randevum var. Hoşça kal. Bana haber vermeden kaybolma. Bir tanem, bak eğer içinden birisini pataklamak geliyorsa beni de al yanına, birlikte yapalım. Tamam mı canımın için? Çok mu korkmuş? Hem de nasıl? Planın son etabı bu ha. Maşallah maşallah. Bu durağın kalanını helikopterdeki ekip devralıyor. Ya hadi bakalım daha neler göreceğiz ha. Bundan sonra Hollywood'un yeni James Bond'u benim ha. Allah'ım yarabbim ya. Haydi bakalım. Olasın. Uçuyoruz. Başka bir hayata uçuyoruz. Hadi bakalım. Bakalım. Bir daha ne zaman nasip olacak bu topraklara geri dönmek. Belki de hiçbir zaman. Belki de Asmine, bu topraklara geri dönmek hiçbir zaman nasip olmayacak bir daha. Dereyandan kıl çeker gibi aldılar adamı Arif. Onca askeri devirip gözümüzün önünden aldılar adamı. Bilim sakin ol. Kendine gelen yok mu? Eşkal, plaka bir şey söyleyen var mı? Bilim. Ne bileyim, ne bileyim? Komutanım. Orhan Başçavuş'un kendine gelmiş. Doktor iki dakika görüşebilir demiş. Oğlum ne lafı uzatıyorsun? Versene. Alo Orhan, ne oldu evladım ya? Ha? Gaz. Yaralı? Ölü falan yok değil mi? Neyse, ne tarafa doğru gittiklerini görebildiniz mi? Yok, hiçbir şey görmemiş. Hemen bayıltmışlar. Ne? Hasta bakıcı mı? Tamam. Tamam. Bana bakın. Her yeri arayın. Bölgedeki bütün karakollara kırmızı alarm verilsin. Havaalanı, uçak, bütün özel araçlar koşuş bucak, anlıyor musunuz? Bu Miran'a hastaneden verilen bir hasta bakıcı vardı. Kayıp.
Bir araştırın bakalım kimmiş, neymiş, neciymiş, sabıkası var mı, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi, hadi, hadi. Alo, acil durum. Bütün ekipleri seferber edin, tamam mı? Komutanım, ustalaşan mevkine terk edilmiş özel bir araç bulunmuş komutanım. İçinde gaz maskeleri varmış. Gördün mü işi? Araç değiştirecek safhaya geçtiler. Kaçırdık anasını satayım. Sağ ol. Miran Bey. Sağ olun. Endike, gerisi önemli değil. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldiniz Miran Bey. Buyurun efendim. Vallahi her şeyi düşünmüşsünüz ha. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Miran Bey. Hoş bulduk Neven Hanım. Vallahi bu kadarına pes diyorum. Başka bir şey demiyorum ha. Size borçlandım. Rica ederim. O nasıl söz? Buyurun gidelim. Buyuralım bakalım. Bakalım daha neler göreceğiz. Biraz uyumaya çalış. Bütün gece hiç uyumadım. Bir anına uymuyor. Ne zaman ne yapacağını kestiremiyorum. İyice inişe geçti ruh sağlığı. Allah'ım oğlumuzu gönder bize bir an önce artık. Yoksa karımı da kaybedeceğim. Kendine bir şey yapmasından korkuyorum artık. Fatma. Aa! Kız yavaş dur. Kemiklerimi kıracaksın, dikişlerim patlayacak, dur. Kusura bakma, birden böyle karşımda görünce. Bak bak, Neven Hanım görüyorsun da elime bak. İstanbul nasıl da yaramış ha? Buyurun Nevin Hanım, kusura bakmayın böyle. Bak bak, ev de çok güzelmiş ha, maşallah kartal yuvası gibi. Beğendiniz mi? Çok. Lan! Bak, kerataya bak, ne kadar da büyümüş ya. Ya bu adam olmuş bu. Gulu 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 gulu. Ulan gülersin tabii Miran Ağa'na. Ağam gel şöyle otur biraz, yorulmuşsundur. Ya vallahi de yoruldum ha. Ya Nevin Hanım, ne demişler? İnsan dediğim kuş misali. Bak, sabah neredeydik, şimdi neredeyiz. Ama senden Allah razı olsun ha. Sana teşekkür borçluyum. Bak, halamla büyük bir iş başardınız. Yardımcı olabildiysek ne mutlu Miran Bey. Siz de yorgunsunuz, dinlenin. Ben sizi yalnız bırakayım. Sonra tekrar görüşürüz. Görüşeceğiz Nevin Hanım, görüşeceğiz. Çok teşekkürler tekrar her şey için. Hoşça kalın. Hey.
Eseli ko kurban ama çeme murad et eleme leme o. Yahu görüyor musun ya, işte budur. Fatma hürüm ya, hürüm artık. Ağam acıkmışsındır. Dün bütün gün sevdiğin yemekleri yaptık Şehnaz'la. Bugün de sağ olsun Nevin Hanım onu uçakla Mardin'e yollayıverdi. Fatma. Bak en sonunda baş başa bir balayı yapacağız ha. Ağam şimdi çocuğun yanında. Ya bırak çocuğun mocuğu şimdi Fatma, gel buraya. Güzergah üzerindeki tüm güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini toparladık. Çocuklar üzerinde çalışıyorlar hala. Miran'ın eski adamlarından birkaç kişiyi aldık, sorguluyoruz. Ama onlardan pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Terk edilmiş araba kiralıkmış. Sahiplerini bulduruyorum. Gece alacaklar evlerinden. İyi. Altay'ın haber oldu mu peki? Yok, telaştan fırsat kalmadı ki aramaya. Dur ben arayayım da. Hı hı. Sabah gazetede okuyacağını bizden öğrensin işteyse. Yasmin hiç olmazsa bir kaşık çorba bir şey içseydi. Sabahtan beri midene hiçbir şey girmedi Asmin. Umarım hayırlı haberlerdir komutanım. Oğlumdan bir haber mi var yoksa? Maalesef pek hayırlı bir haber değil Altay. Bu sabah Miran güvenlik amacıyla başka bir hastaneye sevk edilirken firar etti. Allah kahretsin. Bütün ekipler peşinde ama şu ana kadar pek bir gelişme kaydedemedik biz. Bir ihtimal İstanbul'a gelmiş olabileceğini tahmin ediyoruz biz. Olur da sizinle irtibata falan geçerse haberimiz olsun, olur mu? Anlaşıldı komutanım. Anlaşılan en başa geri döndük değil mi? Umarım en kısa zamanda yakalarsınız onu namussuz. Kaçmış değil mi? Nasıl? Nakil sırasında. Yüzbaşı İstanbul'a gelmiş olması ihtimalini söylüyor. Bu nasıl bir adam ben anlamadım ya! O kadar emniyet, o kadar tedbir boşuna mı ya? Lanet olsun! Lanet olsun! Ya vallahi çok güzel olmuş, eline sağlık ha Fatma. Otur bakalım şöyle, seninle konuşacaklarım var. Nedir ağam? Hayırlı bir şeydir inşallah. Hayırdır Fatma, hayırdır. Bana bak. Buralardan çekip gideceğiz. İzimizi her an bulabilirler Fatma. Beraber, sen ve ben. Çekip gideceğiz. Daha uzağa neresi ola ki ağam? Ya Fatma, dünya dediğin koskocaman bir derya. Artık Avrupa mı olur, Amerika mı olur, daha karar vermedim. Ağam nasıl olur daha dilini şeyini bilmeden? Ya Fatma düşündüğün şeylere bak ya. Bu işlere bakan gittiğimiz yerlerde 50 tane adam var. Tutarız bir tanesini olur biter. Hem biz de aptal değiliz ya, bir şeyler öğreniriz ya. Ya bu ne olacak ağam? O da bizimle gelecek. Anca beraber, kanca beraber değil mi koçum? Ha? Yahu sen nasıl tatlı bir şeysin, gülü gülü gülü. Gel bakayım, gel 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 Miran'a ona, gel 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 gel. Hoppa! 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 Ne diyorsun oğlum? Şimdi senden duyuyorum. Vay namussuz. Gebermeden bize rahat yok anlaşılan. Peyman kime beddua ediyorsun böyle akşam akşam? Kime olacak? Miran namussuzuna firar etmiş. Vay başımıza gelenler. Vay şeytan vay. Görüyor musun? Tut tutabilene aşk olsun. Vah vah vah. Altay oğlum. Asmin kızım nasıl? Nasıl karşıladı bu haberi? İyi olmaya çalışıyor. Siz bizi merak etmeyin. Biz bir şekilde başa çıkacağız. Siz iyi olun, bize yeter. Görüşmek üzere. Ellerinizden öperim.
kaç kere söylemem gerekiyor? Benim bu olayla bir ilgim yok. Ama bilin ki bana yapılan bu saygısızlıkların ardını bırakmayacağım. Bunların hesabını bana mahkemelerde vereceksiniz. Ondan sonra da kendinize bir yer beğenirsiniz. Bizim kuru gürültüye karnımız tok Ciyan Hanım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Benim için her yer bir. Gider namusumla çalışırım. Ama sizin gideceğiniz bir tek yer var bundan sonra. Kadınlar koğuşunda bir ranza. Her şeyi anlatmaya hazır olunca bana haber verirsiniz. Ama bir dakika. Böyle tutamazsınız müvekkilimi. Kız Fatma, karnın bayağı büyümüş ha. Reşat'ın belli olmaya başlamış. Oğlumuzun adı Reşat mı koyacağız ağam? Tabii Reşat koyacağım, babamın adı. Reşo ağa geliyor diyecekler. Reşat'ım, oğlum benim. Ağam Esat'tan çok büyümüş değil mi karnım? Beğenmezsin sen beni artık. Ya kız sen deli misin ya? Sen orada karpuz mu büyütüyorsun? Sen bugün orada benim aslanımı, benim oğlumu büyütüyorsun. Bedirhan aşiretinin veliahtı. Hadi artık yatağa gel, sabrım kalmadı, çıldırtmadım, gel buraya. Bak, şimdi beni iyice dinle. Eğer Miran sizinle bir şekilde irtibata gelecek olursa Asmi mutlaka seninle konuşmak istiyor diyeceksin, anlaşıldı mı? Hemen beni arasın, telefonunu bekliyorum. Anlıyorum. Anlıyorum Asmin Hanım ama keşke elimden bir şey gelse. Hem bakın Cihan Hanım'ı dün gece emniyete sorguya götürdüler. Şu saat oldu hala gelmedi. Ya bana ne ya? Bana ne senin Cihan'ından? Adı batsın, beter olur inşallah. Ya benim oğlumun derdindeyim, sen bana hala ne anlatıyorsun? Sen benim söylediğimi iyice anladın mı? Ağana söyleyeceksin, hemen beni arayacak. O kadar. Asmin ne oldu? Kimle konuşuyordun? Tatsız bir durum mu var? Hı? Yok, iyiyim. Annemle konuşuyordum. Ellerin buz gibi senin. Titriyorsun sen Asmin. Uykusuzluktan herhalde. Geçer şimdi. Tamam, sen bilirsin. Arabayı kiralayan sensin. Şirket bize ne? Biz bu şahsa o arabayı 3 günlüğüne kiraya verdik diyor. Yani oğlandan bitenden haberleri yok. Sen diyorsun ki ben bir şey bilmiyorum. Arabayı kapımdan gece çaldılar. Yeme değil. Ama buna da peki. Şimdi anlaşalım. Ya ben seni Miran Bedirhan'ı kaçırmak suçundan mahkemeye sevk ediyorum, ya da sen bana Miran'ı nereye bıraktığınızı söylüyorsun. Böylece biz de senin iraden dışında suça karıştığını kabul ediyoruz. 5 yıl ya da 3 ay. Seçim senin. Tamam, konuşacağım. Mardin çıkışında bir helikoptere bıraktık. Şirketin adını gördün mü ha? Ne yazıyordu helikopterin üzerinde? Yaz bakalım şuraya. Bak, şimdi biraz daha yardımcı olacaksın bize. Yoksa sana bu 3 ayı bu kadar suçtan sonra öyle bedavaya vermezler. Yeniden Asmin'le görüşmek isteyebilir miyim? Bizim de ruhumuz duymaz. Kız bize söylemez artık. 6 aya bile söylemez. Başının çaresine bakmak isteyecektir. Komiserim. Ne oldu Kemal? Bir şey çıktı mı adamdan? Evet komiserim. Miran'ı bir helikoptere bırakmışlar. Vay be, şu işe bak. Helikopter şirketinin adı komiserim. Ayrıca kendini Cihan'ın tuttuğunu itiraf etti. Ekipteki diğer kişilerin isimlerini de vermeyi kabul etti. Çok iyi. Helikopteri kim kiralamış, nereye inmiş helikopter, hepsini öğrenin. Vay Cihan Hanım be. Cihan Hanım'ı odaya davet edelim artık ha. Dün geceden beri bağırıp duruyor.
beni burada kanıtsız tutamazsınız diye. Gelsin gelsin. Gelsin. İstediklerim hazır mı Şah Musa? Hazır ağam. Sen istersen hazır olmaz mı? İnşallah bir sorun çıkmaz ha. Çıkmaz ağam, merak etme. İstediğin gibi hem Schengen hem Amerikan vizesi alındı. Evet be kardeşim be, oh be. Rahat bir nefes alalım ya. Helikopter şirketi bilgi verdi mi? Evet komiserim, çok yardımcı oldular. Nasıl yardımcı olmasınlar? Bulaştıkları işte başka çaresi var mı? Helikopteri kiralayan şahıs Nevin Batıgün'ün şoförü çıktı komiserim. Allah kahretsin, kadına bak ya. Her taşın altından bu çıkıyor. Arif, hemen ara İstanbul'da alsınlar şu kadın artık. Bu sefer tutuklanmaktan yırtamayacak. Komiserim, kaçırma işine bulaşan ekibin itirafını da aldık şoförden. Hepsini toplayıp sorguya alın. Cihan Hanım'ı da getirin artık buraya. Ben de hastaneye gideyim de şu Miran zedelerle bir ilgim. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Senin maksadın bilinmemek, tanınmamak ise o kolay ağam. Onu burada da yaparız. Nasıl olacak bu iş ya Musa? Hadi bakalım bir dede, ağam sarı peruk takacaksın. Gözüne de yeşil lensleri takacaksın. Seni buradan camdan aşağı atayım. Yok ağam, bizde yaptıran çoktur. Estetik ameliyatı olacaksın, bitti gitti. Ondan sonra şu kapıdan baban girse tanımaz vallahi. O kadar iyi oluyor. Deme ya. O kadar iyi yani ha. Nasıl olacak pekala bu iş? Büyük bir doktor var. Sen karar ver, gerisini düşünme. Yeni resim ve kimlik de çıkartırız. Ondan sonra emniyet müdürüyle kahve çay bile içersin oturup. O kadar diyorsun yani şahımız. Hadi bakalım, beni şu doktorla bir tanıştır. Ya Fatma öyle bakma, daha bir şey yok. Konuşacağız doktor beyle, değil mi şahımız? Hadi. Ben senin öbür işlere gidip bakayım ağam. Vakit nakittir. Ondan sonra ararım, doktor için gideriz. Tamamdır Şahmuz. Sağ olasın, bana bak. Çıkarken, girerken bu eve dikkat edeceksin ha. Tamam ağam. Akşamdan beri perişan oldum komiserim. Yeter artık. Tabii. Siz ifadenizi imzalayın. Biz sizi göndereceğiz. Göndereceğiz ama savcılığa. Oradan da muhtemelen cezaevine. Zora biraz komiser. Neye dayanarak göndereceksin? Delilin yok, bir şeyin yok. Uğraşmayın artık benimle. Böyle bir durumda... Kendinizi boşuna yormayın avukat bey. Cihan Hanım'ın tuttuğu şoför her şeyi itiraf etti. Cihan Hanım'ın kendine nasıl para verdiğini, Miran'ı nasıl kaçırdıklarını, ekiptekilerin kimliğini, helikopteri hepsini bir bir anlattı. Anlayacağınız başınız büyük dertte. Onun için çenenizi boşuna yormayın. Bir şeyler yap. Hemen. Hapse falan giremem ben. Oralara kimse sokamaz beni. Benim kim olduğumu biliyor musun sen? Sizin kim olduğunuzu çok iyi öğrendik bunca zamandır Cihan Hanım. Savcılığa götürün. Ağam çok fena bir şey oldu, aramak mecburiyetinde kaldım. Hayırdır Şehnaz, ne oldu? Cihan Hanım'ın avukatı aradı az önce. Hanımımı dün gece emniyete sorguya almışlardı, salmayacaklarmış. Suç üstüne kalmış ağam. Birisi bütün bunları bize bu yaptırdı, bizi bu tuttu demiş. Şerefsiz ispiyoncu, görüyor musun yaptığını?
Bana bak Şehnaz. Sen ver bakayım şu avukatın numarasını bana. Tamam Şehnaz, bana bak. Siz sakin olun. Çaresine ben bakacağım bu işi, tamam mı? Tamam ağam. Ağam. Az önce Asmin aradı. Mutlaka beni arasın dedi. Ne dediysem dinlettiremedim. Sen söyle o kadar dedi. Tamam tamam. Bana bak, ben arayacağım yine ha. Siz kalbinizi bozmayın ha. Tamam mı? Halamın neye ihtiyacı varsa hepsini tedarik edeceksiniz. Hadi bakalım. Çaresine ben bakacağım bu işin. Vay garip halam vay. Ne oldu ağam? Halama bir şey mi oldu? Ulan oldu Fatma. Halamı içeri almışlar. Bu sefer kurtulacak gibi değil ha. Ne edeceğiz şimdi? Asla gitme. Baba bir şey yap. Yetti bunların saçmalıkları artık. Bela sebep nedir? Neden emniyete götürmek istiyorsunuz kızımı? Nevin Hanım'ın şoförü şu an emniyette. Sorgusunda Miran Bedir Han'ı kaçırma işinde Nevin Hanım'la birlikte suç ortaklığı yaptıklarını itiraf etti. Baba vallahi yalan. Bu Ufuk iftira atıyor bana. Yalan söylüyor. Bu nasıl iş böyle doktor bey? Güya ben bu ameliyat olduktan sonra beni bir daha kimse tanıyamayacakmış öyle mi? Böyle bir şey mümkün mü ya? Mümkün tabii Miran Bey. Yüzümüz tamamen değişebilir. Ancak değişemeyen bazı şeyler var tabii. DNA'nız, parmak izleriniz. O yüzden iyi düşünün. Buyurun. Evet benim buyurun. Bizi bir konuyla ilgili emniyete bekliyoruz. Nevin Batıgün, Miran Bedirhan'ın kaçırılmasına yardımcı olmak şüphesiyle buraya getirilecekler. İstanbul Emniyeti'ni arıyorlar. Elimizde bu sefer kesin deliller var. Bu konuyla ilgili de sizin bilgilerinize ihtiyacımız olacak. Tamam komiser bey, ben hemen oraya geliyorum. Asmin, ben emniyete gidiyorum. Nevin'i almışlar. Çok kesin deliller var diyor komiser. Miran'ın kaçırılmasına yardımcı olmuş alçak. Tamam, ben de geliyorum seninle. Hayır Asmin, sen burada kal. Ben yalnız gideceğim. Asmin, bu sefer hissediyorum. Bu işin sonuna geldik. Bak, çözülüyorlar bunlar teker teker, görmüyor musun? Senden istediğim tek şey var. Burada sakin olman ve olumlu düşünmen, tamam mı canım? Sen beni burada bekle bebeğim. Söz mü? Hadi bakalım. Ah, şimdi orada olmak vardı. Şöyle bir uzaktan seyretecektim o jiyan cadısının elleri kelepçeli götürülüşünü. Ödeyecek bize çaktırdıklarını. Ödeyecek. Ah, Asmin kızım, nasılsın yavrum? İyi olacağız inşallah anacığım. Azıcık da aralandı sanki kara bulutlar. Burada Nevin'i almışlar emniyete. Kesin delilleri varmış. Ha, Miran'ı bu kaçırtmış diyorlar işte. Bilmem, şimdi Altay gitti bakalım. Ben de ne bileyim, böyle hem içim pırpır böyle bir haber geldi diye. Hem de bir yandan kötü düşünmeyeceksin yavrum. Bak burada da Cihan'ı aldılar içeri. Bütün adamları, Cihan tuttu bizi. Miran'ı o kaçırttı diye itiraf etmişler. Bak baban da burada seni istiyor, o anlatsın sana. Göreceksin bak, kavuşacağız torunumuza. Güzel kızım, bak Miran'a yardım eden adamların hepsi yakalandı bir bir. Ne edecek ki başka? Verecek torunumuzu mecbur. Sen kendini sıkı tut yavrum. Hanım, bize de laf bırak ha. Hayır, dur bir şey daha söyleyecektim. Senin lafın bitmez kızım olunca. Hadi ver ben konuşayım. Asmin, kızım. Babacığım. Canım babam, çok özledim sizi. İyi ki varsınız. Siz olmasanız nasıl baş ederdim ben bütün bu olanlarla? Nevin Hanım itiraf etmiyor ama deliller ve şoförün itirafı yeterli. Nakit para almış elden, Nevin Hanım'dan. Helikopter ödemiş. Nevin Hanım'ın emriyle yaptım diyor. Birazdan nöbetçi mahkemeye göndereceğiz. Muhtemelen de tutuklanır. Nihayet. İşte bu büyük bir umut bizim için.
teşekkürler her şey için. Kimsiniz? Miran sen misin yoksa? Alo Asmin Hanım. Beni emretmişsiniz. Aradım işte. Oğlum yanında mı Miran? Sen onu söyle önce. Orada mı oğlum? Evet yanımda. Nerede olacaktı ki oğlum? Onun anası da biziz, babası da biziz. Miran, gözünü seveyim. Neden yapıyorsun bunu hala? Hala beni mi istiyorsun, bu mu amacın? Ne edeyim seni artık bundan sonra Asmin? Seninle işim olmaz bak. Benim burada gül gibi karım var. Karnında da benim çocuğumu taşıyor. Senin ben bundan sonra o yüzüne mi bakarım be? Bana bak Asmin. Oğlunu unut. Oğlun, senin bana o yılan kocanla yaptıklarının bedelidir. Senin oğlun ömrüm boyunca benim yanımda kalacak bundan sonra. Benim oğlumla benim ocağımda kardeş gibi büyüyecekler. Siz hasretinizle cayır cayır yanarken, senin oğlum bana baba, Fatma'ya da ana diyecek. Kimsenin gücü yetmez. Benim oğlum benden başka kimseyi ana demeyecek. Öldürürüm seni Miran. Sen beni hayatın boyunca fazla hafife aldın Asmin Hanım. Artık senin oğlun yok. Bu modunu kes. Ve bu konuşma artık sonsuza kadar bitmiştir. Güle güle. Çıkarır mısınız beyefendi? Neyse. Vallahi şu 5 dakikada ömrümden ömür gitti. Benim de ağam vallahi. 5 dakikada ters ucuk kestim. Ağam ne kadar büyükmüş burası. (Gülüyor)
Kim o? O da servisi. Günaydın efendim. Kahvaltınız. Teşekkürler. Sağ olun. Afiyet olsun. İyi günler. Tamam, ben alırım. Sağ olun. Asmin! Bak kahvaltıyı getirdiler. Hadi çayı soğutmayalım. Birkaç dakikaya kalmaz sınırı geçmiş oluruz Fatma. Fatma bak bak bak. Şöyle tepeden doğru memlekete son bir kez daha bak bak. Benim evim de sensin ağam, memleketim de. Ya böyle kuru kuruya mı gideceğiz burada? Şampanya yok mu Oses Hanım? Tabii efendim. Ne var öyle? Asmin çıkmayacak mısın oradan? Asmin beni duyuyor musun? Mingo
Anne dedi. Aa, ilk kez mi anne diyor? Evet. Maşallah, çok şeker bebeğiniz. Öyledir Keraza. Ağam, bana anne dedi. Ya Fatma, bu çocuk dilsiz değil ya. Eninde sonunda konuşacak. Ana diyecek, baba diyecek, konuşacak. Oğlum. Bak bakayım, bana bak. Hadi bakalım. Bir de baba de aslanım. Baba, baba. Hadi bakayım. Altı. İyisiniz Asmin Hanım. Ben şimdi işinize haber vereceğim. Siz sakince yatın. Çok iyisiniz. Doktor bey, karım nasıl? Çok iyi. Dikişler atıldı. Biraz kan veriyoruz. Bulgular yavaş yavaş normale dönüyor. Meraklanmayın, iyi olacak. Allah'ım sana şükürler olsun. Birazdan psikologumuz görüşecek kendisiyle. Bu gibi durumlarda psikolojik destek şart biliyorsunuz. Evet evet, biliyorum. Ben görebilir miyim kendisini? Tabii, buyurun. Sadece birkaç dakika. Heyecanlanmasın yalnız. Peki. Aşkım, asla. Söz veriyorum. Çok özür dilerim. Bizim bekleyenimiz var Asmin. Bizim oğlumuz. Dışarıda bir yerlerde onu bulmamızı bekliyor. Onu terk edemeyiz Asmin. Biz güçlü olmak zorundayız. Umut etmek, mücadele etmek zorundayız. Mücadele etmek zorundayız. Biz pes edemeyiz Asmin. Oktay, sana söz veriyorum. Çok güçlü olacağım. Bulacağız oğlumuzu. Asla vazgeçmeyeceğim seninle. Birbirimizin ellerini hiç bırakmayacağız. Oğlumuzun minik ellerini avucumuza alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Çok yaşa
yara bağında yorma lake. Yaralına bedende çoğraşan avagunde yorma lake.